sizden oturuyor torpağına değil. Evet, torpah çok geniş anlaştı. Torpah bir taraftan manevi anlaştı. O bizim taraftan da cismani, fiziki anlaştı. Torpah her bir insanın hayatıdır. Torpah, biz toprağın üstünde otururuz, toprağın üstünde yaşıyoruz. Bizim bütün kutu maddelerimiz topraktan gelir. Eğer bu cihattan toprak hakkında danışsak. Ben mesela toprağı çok seven adamım. Siz değilsiniz toprağın lafı. Ben toprağı öyle bir başa eğer toprak soruyu işletsem, toprağı çok seven adamım. Ben toprağın üstünde uşaklığımı geçirmişim. Toprakta çok işlemişim. Açmışım, biçmişim. Ve toprağı bu muhtemelerden de çok severim. Ancak toprak geniş manada vatan demektir. Toprak ülke demektir. Mesela ana toprak sözü. Çok aziz bir sözdür. Bizim bir mahnı var çok vakit. Bizim böyle vatanperver bir mahnımız var. Ana toprak. Mesela mahnı ben işleyende bunları hemşe harcana getirir. Ana toprak. Toprak her vatan anadır. Toprak her bir insan için azizdir. Onun için ise bir vatandaş kimi ve Azerbaycan'ın bir devlet başçısı kimi toprak en aziz anlayıştır. Toprak, vatan, ülke hamısı bir yerde onun için azizdir. Ve aynı şeydir. Toprağlarımızın 20% işgal altındadır. Bu bizim yüreğimizde olan yaradır. Bütün halkın yüreğinde olan yaradır. Ancak o işgal altında olan topraklar bizim için daha da azizdir. Çünkü bizim özümüzün iktidarımızda olan topraklar üzerinde onun sahipleri yaşayır. Sahipleri ve bizim müstakil devletimiz. Ama o topraklar için müvekkat olarak Azerbaycan'a tecavüz eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin el altındadır, onların taptağı altındadır. O bizim için büyük derttir, büyük yaradır. Ancak cumhurbaşkanı bu müvekkatı aldır. Bizim o topraklarımızla işgalden azad olunacaktır. Ve toprağa muhabbet, toprağa sevgi, toprağa sadakat benim için en mükaddes anlayıştır. Ve ben Moskva'dan 90. yılda Azerbaycan'a gelmeye cehd gösterirsen ve çok çalışarken öz ana torbağına gelmeyi istedim. O vakit doğrudur ben demiştim ve bugün de bu sözleri tasdik ederim ki ben Azerbaycan'a gelirken hiç de bazıları vakit hesap edildiler ki ben gelirim Azerbaycan'ın hakimiyeti elmanın yanına hakimiyette olun. Ben o vakitte demiştim bugün de deyelim. Ben bu fikirde değildim. Ben o vakit hesap edildim ki ben garipte yaşamamalıyım. Ben öz toprağımda yaşamalıyım. Ben hesap edildim ki belki benim artık emek faaliyetim sona çatıptır. Ve o kadar dünyada yaşamalım da aklı az kalıptır. Ama yarın öz toprağımda yaşayıp öz toprağımda dünyanı değişmeyi istiyordum. Ve buradan Nakçıvan'a da ben gittim. Ve Nakçıvan'da da ben yaşayan bana öyle çatın olsa da benim için o kadar da bu kıymetliydi. Çünkü ben Azerbaycan'ın çok güzel bir parçası olan ve benim doğulduğum uşaklığımı keçirdiğim ve atamın kabri olan bir torpaktaydım ben. Benim için çok azizdir. Torpa hakkında çok demiyorlar ama cuma dedim ki bu dediklerim senin için tesadüf yarattı.